Herkese esenlikler, değerli arkadaşlar. Bu internette dolaşan o videoyu arkadaşlar hem Messenger'dan hem WhatsApp'tan hem de sayfaya bana da göndermişler. İşte efendim neymiş? Allah'ın varlığının delilleri. Kabe boşaltılınca insanlar yerine ebabil kuşları Kabe'yi ziyaret ediyorlarmış. Şunu söylüyorum arkadaşlar önce. Müslümanlar gerçek anlamda bu iman ettikleri Allah'a canı gönülden inanmıyorlar arkadaşlar. İnanmıyorlar. İnansalar patatesin içerisinde Allah'larını aramazlar. İnansalar patlıcanın içerisinde Allah'larını aramazlar. İnansalar Mısır'da ölmüş bir köylünün cesedine sahip çıkar, aha Firavun'un cesedini bulduk, Kur'an'da yazıyor demezler. İnansalar evreni genişletiyor, işte ayet burada yazıyor. Bir şeylerle bunu sabitlemeye çalışıyorlar. Basit basit şeylerle bunu kendi Allah'larını kanıtlamaya çalışıyorlar. Kendi kendilerine. Ya arkadaşlar, ebabil kuşlar dediğimiz kuşlar havada yaşayan kuşlar, uçarak yaşarlar bunlar. Öbür kuşlar gibi konmazlar, yerde durmazlar, ayaklarının üzerinde öyle yürümezler. Sadece üreme esnasında onlar yere inerler veya yere inmezler, işte bir yerlere tutunurlar. Onun dışında hep havada dururlar. Gece görüşleri çok kuvvetlidir. Ve o mucize olarak gösterdikleri ebabil kuşları, Kabe'nin üzerinde dönen ebabil kuşları, dikkat edin arkadaşlar, Kabe alabildiğine ışıklandırılmış bir yerdir. Ve o çevredeki küçük uçan sinekler, canlılar, kanatlılar ışığa doğru gelirler. Kelebek, sivrisinek, mucuk dediğimiz daha küçük şeyler, sinekler ışığa gelirler. Işıkta bir şey oluştururlar böyle. Bir kalabalık oluştururlar. Ve bunu gören ebabil kuşları ve kırlangıç kuşları oraya saldırırlar. Dönerek. Gelirler, onun olduğu yerlere saldırırlar, giderler, tekrar döner, gelirler, tekrar. Böylelikle avlanırlar. Şimdi futbol sahalarında bunu görmüşsünüzdür çok zaman. Veya sokak lambalarının, kuvvetli yanan sokak lambalarının onun etrafına o küçük sineklerin doluştuğunu görürsünüz. Oraya da işte o kırlangıçlar ve ebabil kuşlar gelirler, sürekli vurur onu, alırlar giderler. Avlanır gider. Bu şekilde karnını doyurur kuşlar arkadaşlar. Bunlar göçmen kuşlardır. Şu an Arabistan müsaittir, oradadır. Yarın bu tarafa doğru, Avrupa'ya doğru, Türkiye'ye doğru geleceklerdir. Bir tanesi diyor ki arkadaş niye orada var da Türkiye'de yok şu anda. Ya Türkiye'de şu anda olmaz, kışın ortasında onlar ne yapacaklar gelip? Sinek mi var? Sinekle avlanan kuşlar bunlar. Madem ki o Kabe kutsal, Allah'ınızdan bu kadar eminsiniz ve ayet de veriyorum size bakın. Hadid suresi 22'de der ki sizin başınıza gelen herhangi bir husumet ve yeryüzünde olabilecek herhangi bir şey bizim katımızdaki defterde, kitapta yazılıdır. Peki neden Kabe'yi boşalttınız? Neden korktunuz virüsten? Neden cumaları tatil ettiniz? Avrupa'da camilerin çoğunu kapattılar geçici bir müddet. Neden? Neden sirayet etmesinden korkuyorsunuz bir virüsün? Sizin inancınıza göre böyle bir şey yok. Demek ki iman etmiyorsunuz. Bekleyin. Bekleyin kafirler. Aşısını bulsunlar, koluna vurdur o aşıyı, korona aşısını vurdur, ondan sonra git Kabe'ye. Emin ve güvenlik içinde. Kafirin sayesinde. La kolonya iyi geliyor diye bir kolonyayı 100 kat fiyatını artırdınız be. Yarın alkol bu işin tedavisi denildiği zaman camilerinizde alkol fetvası verilecek. Alkolün helal olduğu
Gerektiğinde helal olduğu söylenecek size. Böyle bir sakat anlayışınız var. Böyle bir sakat dininiz var. Böyle de bir sakat Allah'ınız var be. Kitabınıza inanmıyorsunuz. Kur'an'ınıza inanmıyorsunuz. Allah'ınıza inanmıyorsunuz. Ondan sonra biz gerçekleri söylediğimiz zaman da düşmanı biz oluyoruz. Şirktir senin dediğin. Kabe'yi boşaltman, camileri boşaltman şirktir senin. Kur'an ayetlerinde şirktir. Benim iznim olmadan hiç kimseye ölüm yoktur diyor senin Kur'an'ın. Benim iznim olmadan hiç kimseye ölüm yoktur diyor. Ve sen ölümü kabul etmiyorsun, dünya değiştiriyorum diyorsun. Neden korkuyorsun virüstan? Camileri boşalttın, Kabe'yi boşalttın. He? Kafirin yapacağı aşıyı bekliyorsun. Ebabil kuşlarını gösteriyorsun mucize olarak. Sinek avlıyor onlar orada, sinek. Işıklandırma var orada. Işığa gelen o sinekler ebabil kuşları tarafından görünüyor. Çok keskin gözleri var onların. Gece de görürler. Geliyorlar, onlar orada avlıyorlar. Neyini izah edelim size bu dinin ya? Neyini izah edelim size? Siz kendiniz inanmıyorsunuz ki. Ben iman etsem hiçbir virüsten korkmam. Hiçbir hastalıktan korkmam. Kurşundan da korkmam. Madem ki beni öldüren Allah ise, hani diyor ya, sağlam kaleler içerisinde bulunsanız da ölüm gelir sizi bulur. He? Niye aşıyı bekliyorsun şu anda? Niye boşalttın Kabe'yi, camileri? Cumalara gideceksiniz. Size sirayet etmez. Kabe'ye de gidin. Göreyim hadi. Bu devam edecek. Bu aşı bulunana kadar, bu virüsün aşısı bulunana kadar bu hastalık devam edecek. Siz de canınızın korkusundan, hani Allah'ınızın yanına gitmek için mücadele şey yapıyordunuz, peygambere komşu olmak için uğraşıyordunuz. Bütün çabanız, derdiniz peygambere komşu olmaktı. Bir an için gidin komşu olun kardeşim. Niye kaçıyorsunuz virüsten? He? Bakın Avrupa'da parasız insanlara koruyucu, dezenfekte edici şeyler dağıtırıyorsun. Sen kolonyayı, 10 liralık kolonyayı 100 liraya çıkarttın Müslüman. Hiç kimse sahip çıkmaz buna işte. Bütün esnaf. Aynısını yapar. Ondan sonra onlar Müslüman değildir. Başka biri de. Sıra kendine geldiği zaman kendisi aynı şeyi yapar. Bu sefer de başkası ona der, o Müslüman değildir. Siz böylesiniz ya. Böylesiniz siz. İnsanı, gırtlağını sıkarsınız siz fırsatını bulduğunuz zaman. Gırtlağını. 10 liralık kolonyayı siz 100 liraya çıkartırsınız. Eğer aşı işsiz bulunmuş olsanız var ya, dünyaya vermezsiniz be. Esen kalın değerli insanlar. Bunlara kulak asmayın. Bunlara kulak asmayın. Bunlar kendi tanrılarına inanmıyorlar. Kendi kitaplarına inanmıyorlar. Biz anlattığımız için bize karşı geliyor. Sanki inanıyorlarmış gibi bize karşı çıkmaya çalışıyorlar. Neden? Palazlanıyorlar. Oradan geçiniyorlar. Oradan yiyorlar, içiyorlar. Esen kalın değerli insanlar. Böyle şeyler lütfen göndermeyin bana arkadaşlar ya. Bazı lüzumsuzlar var ortada işte güya... bizi eleştiriyormuş gibi, bilmem neymiş gibi video yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bize onun şeylerini atıyorsunuz. Bu seni eleştiriyor falan. Yapmayın arkadaşlar. Göndermeyin böyle şeyleri. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu kadar saçma sapan şeyleri artık kulak asmayın. Dinlemeyin bile ya. Dinlemeyin bile. Bir ebabil kuşunun küçük sinekleri yediğini bilmeyen insan, o küçük sineklerin de ışığa geldiğini bilmeyen insanla uğraşmayın. Bilinçli yapıyorlar bunu. Onun için de prim vermeyin böyle şeyler. Esen kalın, sevgiyle kalın.